Merhaba arkadaşlar, şimdi 4000 lira civarında bir kombin yaptım, onu size sunacağım. İçinde bu kombinin neler var onları açıklayayım ilk önce. İlk önce Arai Rebel bir kask var, yaklaşık 2200 lira civarında. Bu kombinin içinde bir de Dynas'in Hydroflux montu var. Bu da çabuk kuruyabilen bir ceket. Bu da yaklaşık 800 lira civarında bir mont. Bu montun özelliklerine daha sonra bahsedeceğim. Yanında Falco ve bu kombinle uyabileceğini düşündüğüm bir yarım bot sunuyorum. Onun yanında da Speedy'nin TXR model eldivenlerini göstereceğim ve özelliklerini açıklayacağım. Bu kombinle beraber bir de Tech90'ın Pirate modelini sunacağım. Tech90 Pirate modeli gerçekten korumalı ve Kevlar özellikleri sahip olan bir motosiklet pantolonu. Onun da özelliklerini anlatacağım size. Şimdi ilk önce kasktan başlayalım. Rebel kaskın birkaç özelliği var. İlk önce fiber kompozit bir yapısı var. Dış kabuğu gerçekten çok sert ve çok kalın. Yarışlarda da kullanılıyor diye biliyorum. Küçük bir burun pedine sahip ve çok küçük bir rüzgar, yani çene pedine sahip. İçindeki tüm pedler çıkartılıp yıkanabiliyor. Ama yıkama derecelerine dikkat edin lütfen. Daha sonradan yani çekme pek olmaz ama içindeki pedler zarar görmesin. Fazla sıcaklıkta yıkandığı zaman özelliğini kaybedebilir. Çünkü bu pedler hava almasını sağlıyor kaskın. Buğu yapmamasını da sağlıyor nefes almasıyla. Ön tarafındaki vizörü bir kilit mekanizmasına sahip. O kilit mekanizmasını kapattığınız zaman yüksek hızlarda açılmamasını sağlıyor. Bunu açtığınız zaman karşılaştığınız görüntü ön tarafında birçok hava kanalının olduğunun görünmesi. Bu hava kanalları sayesinde iç tarafına yeteri miktarda hava alıyor. Üst taraftaki kanalları da elle ayarlayabilirsiniz. Bu kanallarda havanın içi sirküle olup arka tarafındaki kanallar sayesinde atılmasını sağlıyor. Bu kanalı da açıp kapatabiliyorsunuz ve buradaki küçük spoiler sarsıntıları engelliyor. Aynı zamanda yanlarında da ufak kanalları var. Bu biraz daha ağır bir kask çünkü gerçekten dış kabuğu kalın bir kask. 1690 gram. Tüm sertifikaları var. Ön camının üst tarafında da ufak tefek iki tane hava deliği var. Bu hava delikleri camınızın buğu yapmasını engelleyecektir. Açtığınız zaman da iç tarafındaki hava deliklerini tahminen görüyorsunuz oradan. Buradaki hava delikleri de ön tarafın buğu yapmasını engelleyecek, kışında rahat sürmenizi sağlayacaktır. Hala da rahat süremiyorsanız, isterseniz şuradaki ufak pinleri var. Bu pinlere, iki tarafında olduğu için bu pinlere bir buğu camı geçirerek kullanabilirsiniz ve buğu yapmasını engelleyebilirsiniz. Dediğim gibi gerçekten güzel ve şık bir kask. Aynı zamanda dayanıklı bir kask. Çünkü güvenlik sertifikalarını almış, Ece sertifikalarına sahip bir kask. İçindeki pedler antibakteriyel ve çabuk kuruyabilme özelliğine sahip. Yani kışın pek ıslanacağını zannetmiyorum ama ıslandığında çabuk kuruması için özel yapılmış, D-Dry teknolojisiyle yapılmış bir yapısı var. Ve tabii kafanızdan rahat rahat çıkmaması için Double D bir bağlantı sistemine sahip. Çene bağlantısı Double D olduğu için en güvenli sistem diyoruz biz bunlara. Arkasından Dynas'in Hydroflux modeline geçeyim. Bu özel bir yaz montu, yazlık bir mont. File detaylarını görüyorsunuz zaten. Diğer bütün yazlık montlarda da file detayları var. Yani beli ayarlanabiliyor. Cırt cırt mekanizmasına sahip olduğu için buradaki boyun ayarlaması var. Ve tabii ki bel ayarlaması var. Vücudunuza iyi oturması için tabii bunları yapmışlar. Dirseklerinde ve omuzlarında şöyle göstereyim. Dirseklerinde ve omuzlarında özel korumalara sahip. Bunlar da M1621 sertifikalı korumalardır. Ve reflektif şeritlerini görüyorsunuz. Bunlar sizin gece görünmenizi sağlayacaktır. Peki bunun ne özelliği var, diğerlerinden ne özelliği var diye sorarsanız, bunun içinde bir tane yağmur astarı var. Bu yağmur astarı çoğunlukla diğer montlarda olmaz. Dynas düşünmüş, ani yağışlardan etkilenmesin diye içine bir tane yağmur astarı koymuşlar. Bu yağmur astarını isterseniz çıkartabilirsiniz. Basit çıkma mekanizmasına sahip ve içinde tabii ki şöyle bir yeri bulunuyor. Daha açık bir şekilde yapmışlar bunu. Üst tarafında cırt cırtı var. Ve bu cırt cırtından bel korumanızı, omuriliğe kadar giden bel korumanızı özellikle alıp takabilirsiniz. Bu size söz ettiğim Pirate modeli. Bu Kevlar korumalı ve özel kumaştan yapılmış bir kot deseni.
İçinde tabii ki Kevlar bölümler var. Kevlar bölümler tabii bu kısımlar. Ve içinde düştüğünüz zaman, kalçanızı vurduğunuz zaman sertleşecek birer korumaya sahip. Bunlar kalça koruması diye geçiyor ve dizlerinde özellikle dizlerinizi çarpmamanız için başta yumuşak görünen fakat çarpma anında aniden sertleşen korumalara sahip. Bu korumalar sizin gerçekten yaralanmanızı engelleyecektir. Daha farklı pantolon çeşitleri de var tabii. Onlardan da alabilirsiniz. İsterseniz mağazamıza gelip farklı renklerinden bakabilirsiniz. Daha sonra Speedy'nin TXR modelini tanıtayım. Özel korumalara sahip. Speedy'nin parmaklarınızın eklem yerlerini koruması için soft korumalar koymuş. Bu da bu tarz bir model. İstiyorsanız siz daha hard ve sert korumalı, daha plastik alaşımlı korumalı farklı eldivenler alabilirsiniz. Bunlar iç tarafında bileğinizi koruması için birer tane iki bilek yerine de özel destek koymuşlar. Ve iç tarafını süet yapmışlar ki herhangi bir şeyde kaskınızın camını elinizin iç tarafıyla silebilin diye yapıyorlar tabi bunları. Bilekleri cırt cırtlı olduğu için rahat takıp çıkartırsınız. Herhangi bir sorun olmayacaktır. Elinize giymeden yolculuğa çıkmayın arkadaşlar. En ufak mesafelerde bile risk taşıyor çünkü. Bu eldivenler deri ve kumaş karışımıdır. Speedy'nin TXR modeli. Elinize eldiven giymeden çıkmamanız tavsiye edilir. Arkasından bir tek botumuz kaldı. Bunlar Falcon'un botları. Özel korumalara sahip. Altında da özel bir tabanı var. Ama hani diğer botlar kadar korumalı bir model değil. Bu model Falcon'un özellikle yarım yaptığı ve nefes alabilen bir modeli. Bu takımla uyumlu olabileceğini düşündüğüm için bunu sundum. Burnunda özel bir koruması var. Ama çok sert bir koruma mı? Hayır değil. Biraz daha yazlık, biraz daha hafif olabilmesi için hafif korumalar kullanılmış. Topuğunda, alt tarafında ve bilek tarafında özel korumalara sahip. Bilek tarafınıza gelebilecek darbeleri gerçekten koruyacaktır. Hiç bot giymemektense ya da bez bot giymektense bu tarz bir bot alıp giymek her zaman daha sağlıklıdır. Yaklaşık 4000 liraya sunduğum bu kıyafeti ve bu kombini isterseniz sitemizden değiştirebilirsiniz. İsterseniz mağazamızdan gelip değiştirebilirsiniz, bakabilirsiniz. Kendinize göre bir kombin çıkartabilirsiniz. Buradaki arkadaşlarım size yardımcı olacaktır. Hepinize iyi sürüşler.